Kur'an devrim yaptı. Çünkü Kur'an'ın içine indiği toplum sözlü kültür toplumuydu. Tıpkı bu toplum gibi. Bakın, sözlü kültür toplumu. Kulaktan goy goyla gidiyor. Tüm bilgilenmeler dedikodu yoluyla. Onun için Fısıltı gazetesi dünyanın en çok satan gazetesidir bu topraklarda. Dünyada hiç gazete yokken Müslüman Şark'ta Fısıltı gazetesi en büyük tirajı yapıyordu. 1,5 milyon yalanı uydurup peygamberinin diline koymak kolay bir şey değil ki. İşte o gazete anca yapar bunu. Tam da o gazete yapar. Dolayısıyla kalem bir, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun, kaleme ve yazdıkları şahit olsun diyerek kaleme dikkat çekiyordu. Kaleme yemin ediyordu. Allah bir şeye niye yemin eder? Bakara 282, Kur'an'ın en uzun ayetidir, tam bir sayfadır. Ve bu ayette emirler var, ardı ardına. Yazın, yazsın, yazsın, yazın. Nedir? Vadeli borçlanmalara dair, aslında ticari belgelere dair ayettir. Allah'ınızın aşkına, bu ayete iman ediyorsanız, baba oğul arasında, karı koca arasında da olsa, ticari alışverişlerde mutlaka belge, imzalı, geçerli belge düzenleyin. Yoksa mı? Yoksa pişman olursunuz. Kim girer, kan girer, anlaşmazlık girer, niza girer, mutlaka sonuç berbat olur. Allah'ın emrini dinlememiş olursunuz. Evet, bütün bunlar kültürel bir devrime işaretti. Kur'an bir kültür devrimi yapıyordu. Ne yapıyordu? Sözlü kültürden yazılı kültüre geçin. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçin. Yani sözlü kültür kepazeliktir. Sözlü kültür uydurma hadis kültürüdür. Kur'an'ın ifadesi. Yusuf suresi, inanmayanlar açsın baksın 111. Evet, bu uydurma bir hadis değildir der Kur'an için.